katil zanlısı genç kadın cinayetin işlendiği Mersin Anamur'a götürülmek üzere İstanbul Havaalanı'na getirildi. Bir sürü senaryo var ama senin anlattığın senaryo olmuyor. Yani işte mesela eşim ya mesela motoru getirdiğim gözükürse yani geldiğim de gözükür oraya mesela. Ben evladığım da gözükür. Ya çok güzel söylüyorsun işte. Sana bunu soracaklar. Diyecekler ki senin gittiğini gördük motosiklette birden ikiye. Yani sen ikiden bire birden ikiye tekrar gitmiştin. Nerede o görüntü diyecekler sana? İşte diyorum hani gittim diyorum niye yani gözükmüyor diyorum. Düşün taşa. İstiyorsan olanı anlat, istiyorsan ne yaparsan yap. 5 ay sonra işlediği cinayeti itiraf eden Halime toprağı havaalanında Anamur'da bulunan haber ekibimiz karşıladı. Ben çok kalbi korudum. Anne korumak zorunda. İki çocuğunun babasını tek başına öldürdüğünü itiraf eden 31 yaşındaki kadın ifadesi alınmak üzere Anamur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sürecine başlanıldı. Öğleden sonra adliyeye sevki gerçekleşecek ve savcı karşısındaki sorgulamasına başlanılacak. Halime Toprak 5 ay sonra bir kez daha kocasını öldürdüğünü söylediği muz serasındaydı. Canlı yayınımızdaki itirafını bu defa tatbikatta anlattı 31 yaşındaki Toprak. Toprak eşi Ali Toprak'ı nasıl öldürdüğünü tüm detaylarına kadar savcı ve polis ekiplerine anlattı. Şimdi tekrar adliyeye götürülecek ve savcı karşısındaki sorgusu tamamlanacak. Yolun sonuna gelmişti artık. Çocuklarını korumak için cinayet işlemek zorunda kaldığını söyleyen genç kadın sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Önce savcı ifade verdi, sonrasında ise tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Yayınımızda anlattıklarını burada da tekrarlayıp kocası...